Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Dostlarım, bu video içerisinde sizlere LoL ve TFT 12.21 yama notlarından bahsediyor olacağım. Tabii TFT için ismi farklı, 12.20B yama notları olarak geliyor. Onu da hatırlatmış olayım. Yama arkadaşlar, çarşamba günü gündüz oyuna girdiğinizde güncellenmiş bir şekilde rahatça oynayabileceğiniz halde sizlere sunulacak, bilginiz olsun. Tabii bu defa LoL kısmı çok kalabalık değil. Keza zaten TFT kısmı da aşırı kalabalık olmuyor ama LoL kısmı çok kalabalık bir yama. Bizleri beklemiyor. Birazcık daha sakin, birazcık daha rahat. Çok büyük değişikliklerin olmadığı ama kıvamında da değişikliklerin olduğu bir yama olacağını söyleyebilirim. Tabii daha hani biliyorsunuz, sezon öncesi dönem genelde bu şekilde gerçekleşiyor. Kısa bir süre sonra da 12. sezonun sonuna geleceğiz. Çok fazla bir zaman kalmadı Dünya Şampiyonası'nın bitmesine. Bakalım asıl büyük değişiklikleri ondan sonra bekliyorum. Yani Dünya Şampiyonası bittikten sonra bekliyorum. Onu da söylemiş olayım. Şimdi lafı da çok uzatmadan hızlıca güçlendirmelerle başlayalım. Ahri arkadaşlar. Ahri'nin Q yeteneğinin mana bedeli 60 ila 100 arasındayken artık 55 ila 95 arasında olacak şekilde düşürülmüş. Yetenek gücü oranında %40'dan %45'e çıkartılmış. Ne demek oluyor bu? Artık daha rahat bir şekilde arkadaşlar karakterin Q'sunu kullanabileceksiniz. Koridor safhasında daha düşük bir mana bedeline sahip olduğu için ve siz yetenek gücü eşyası aldıkça da karakterin Q'sunun hasarından alacağınız verim %5 daha fazla olacak. Gayet güzel. Açıkçası Ahri'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mıydı? Evet, şu an çok popüler olan bir karakter değil orta koridorda ama yine alınmayan da bir karakter değil. Açıkçası bu değişimi beğendim. Late game'de de çok kuvvetli olacaktır. Korki'ye bakacak olursak temel değerleri seviye başına canı 101'den 105'e, seviye başına canı da pardon seviye başına saldırı gücü de 2.5'tan 2.8'e yükseltilmiş. Ne tercih edilme oranını arttırabilir. Daha fazla cana sahip olacaksınız son seviyeye geldiğinizde ve yine aynı şekilde son seviyeye geldiğinizde daha fazla AD'ye sahip olacaksınız. Mağazaların artık yeni bir özelliği var. Artık mağazaların E yeteneği 15 ila 45 ve 1 ile 11 seviye arasında arası cana sahip olan minyonları infaz edecekmiş. Yani 1 ile 11 seviye arasındaki minyonları 15 ila 45 cana sahip kaldıklarında, cana sahip olduklarında onları direkt infaz etmenizi sağlıyor. Riot bu infaz özelliğini çok sevdi. İlk başta minyonlara getirdi biliyorsunuz bir eşyayla. Ardından minyonlar da hoşuna getirdi. Dedi ki biz bunu rakip şampiyonları öldürdüğünde de yapalım. Onu beğendi. Şimdi ufak ufak bütün şampiyonlara entegre ediyorlar. Biliyorsunuz en son Syndra'ya gelmişti. Şimdi bu özellik Mazda'nın E yeteneğiyle minyonlara geldi. Bakalım rakip şampiyonlara da getirecekler mi bu özelliği. Ama beğendim. Mazda'nın minyonu katledip E yeteneğinden alacağı verimi arttırmasında koridor push'un çok çok kolaylaştıracaktır bu. Çünkü erken seviyede mana bedeli mağazaların çok büyük problem olabiliyor ve mağazaların tercih edilme özelliğini açıkçası çok azaltıyor. Çünkü koridor push çok zayıf olarak kalıyor karakter. Ama bu noktada kuvvetlendirmiş olacaklardır. Xin Zhao'nun pasifi arkadaşlar 3. vuruş hasarı %15 ila %45'ten toplam saldırı gücünün %15 ila %45 arasındayken artık toplam saldırı gücünün %15 ila %60 arasında olacak şekilde değiştirildi. İyileştirme yetenek gücü oranı da %55'ten %65'e çıkartıldı. Artık daha fazla can yenildiği gibi hasar da daha fazla olacak pasifinin. Ve E yeteneğine bakacak olursak bekleme süresi 12 saniyeden 10 saniyeye. Paylaşılan gönderi üzerinde saniye olduğu belirtiyor ancak yanlış yazılmış olma ihtimali de bulunmaktadır diye bir paylaşmışlar. Tabi burayı da belirtmemiştir o yüzden ama saniyedir diye düşünüyorum. E yeteneğini 12 saniyeden 10 saniye çekmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü başka bir kaynakta da öyle gördüm. Zayıflatmalara bakacak olursak Blitzcrank'in temel değerleri canı 653'ten 635'e tabi taban canı. Zırhı da 32'den 28'e çekilmiş. Çok fazla tercih ediliyordu. Nerf'e ihtiyacı vardı. W'sunun saldırı hızı da %40 ila %92 arasından %30 ila %82'ye çekilmiş. Takdir edilecek bir değişiklik. Ben açıkçası bunu beğendim. Blitzcrank'in bu kadar buff'lı olmasına gerek yoktu. Karakter destek rolünden çok fazla çıktı çünkü. Ormanda oynanmaya başladı. Tabi eğlence katlı oyunu, evet doğru, ama profesyonel görecek olmak da korkutucu olabilir. Öte yandan Velvet'e bakacak olursak E'sinin bekleme süresi 20 ila 16 saniye arasındayken 24 ila 18 saniye arasına yükseltilmiş. Artık sık sık E kullanamayacak. Öte yandan ultisinin de böceklerin canı, o şıkarda böceklerin canı, minyonların canı %40 ila 45, pardon %40, 55 ve 70'i iken artık %40, %50, %60 olacak şekilde değiştirilmiş. Bilginiz olsun. Miss Fortune, Riot zayıflatma demiş. Aynı şeyi ben söyleyecektim. Buraya da yazmışlar. E'sin yavaşlatması %50 artı 100 yetenek gücü başına %4 iken artık %40 ve 100 yetenek gücü başına %6 olacak şekilde değiştirilmiş. Ne kadar fazla yetenek gücü o kadar fazla yavaşlatma diyor. Kısacası yetenek gücü oranında %100'den %120'ye çıkartılmış. Bak.
Görüyor musunuz? Yani hani bunun neresinde bir zayıflatma? Yetenek gücü oranında ultisinin %20'den %25'e çıkartılmış ve Miss Fortune'a nerf denmiş. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bunlar da önümüzdeki yama gelecek zayıflatmalar. 3 tane böyle zayıflatma değişiklikleri bu şekildeydi LoL için. Şimdi ufaktan TFT kısmına bakalım. TFT kısmı dediğim gibi çok kalabalık değil ama yine de sizlere aktarmış olayım. Bu arada LoL kısmını beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Sizce tatmin edici mi bu değişimler? Neler olsa daha iyi olurdu. Yorum olarak da belirtirseniz çok sevinirim. Bakalım. 2 paralık ünitlerden arkadaşlar Jax'ın manası 50 ve 125 arasındayken 70 ila 140 arasına değiştirilmiş. Kai'Sa'nın hasarı 40, 60 ve 90 iken artık 35, 50 ve 85 olacak şekilde düşürülmüş. Yone'nin bonus büyü hasarı 90, 140, 200'den 85, 125, 180'e çekilmiş. 4 paralık ünitlere bakacak olursak Xiaoyu'nun manası 30'a 90 iken 30'a 100 olmuş. Ve sersem bekleme süresi de arkadaşlar 1,25 saniyeden 1 saniyeye çekilmiş. 5 paralık ünitlerden Terra'nın arkadaşlar depreminin bonus zırh ve büyü direnci 150, 200, 4000 iken 130, 165, 4000'e çekilmiş. Oo, büyük darbeymiş bu arada. Öte yandan yine önceki değişikliklerde 12,19 base yamasında gösterilmiş. Terra için geçerli olanları okumuştuk. Astrallara bakacak olursak 11 Astral'ın arkadaşlar vermiş olduğu eşyalar artık arttırılmayacakmış. Burada bir nerf getirilmiş. Ejderhalı 6 Ejderha'nın arkadaşlar vermiş olduğu statlar 40'tan 30'a çekilmiş ve yine önceki değişiklikleri okumuştuk hatırlarsanız. 12,19 B yamasında Dragomancer'ların bonus canları 275, 650, 850, 1000 iken 275, 575, 775 ve 1000 olacak şekilde düşürülmüş. Bunlar da böyle bilinsin dostlarım. Augmentlerle ilgili değişimler 12,22 yamasına gelecekmiş. Bunu da buraya eklemişler. Onun için daha zamanımız var tabii. Bakalım o da geldiğini görürüz. TFT'de çok kalabalık değil zaten. Ufak ufak yamalar yapıyorlar. Çok büyük değişikliklere gitmiyor yok bu noktada. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce TFT değişiklikleri güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Yorum olarak da belirtirseniz çok sevinirim açıkçası. Ben keyif aldım. Bu yama böyle kötü bir yama değildi. Tatmin edici bir yamaydı. Fena bulmadım açıkçası bu değişiklikleri. Dediğim gibi sizler de yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.